Aç, büyük olan aşk o. Büyük yemeği seviyoruz biz ailece kaydı. Girl! Good morning! Hello! Hello girl. 30.000 kere hello dedim. Çünkü ay inanamıyorum. Uyandığım gibi YouTube videosuna başladım. Gözüm kan çanağına dönmüş. Bak. Va. Neyse aşkım. Geberiyorum. Gözümün içi yanıyor. Ama neyse. Her şey müstahaktır. Bugün yeni bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Aşağı karnan yığıyor. Arap kızı camdan bakmasın aşkım. İlgilenmiyorum. Just kidding. Bugün şaka maka alışveriş videosu yapacağız. Şimdi kahvaltı falan edeceğiz. Annemler bende. Annem de benimle olacak. Alışverişe gidiyoruz. Kar yağıyor aşkım. Karlı bir günde video çekmek beni aşırı mutlu etti. Bunun bir vlog'a dönüşmesini istemiyorum. Bu bir alışveriş videosudur. Anyways aşkım, bütün korona ağzımın içine girdi, Allah kahretsin. Hani dur bakın, kapısını gösterecek miyim? Bu arada liste yaptık mı biz? Ne yapacağız? Ay şimdi bak, biz iki dingil annemle ben. Biz orada ne yapacağız? İzleyicim orada nasıl kıyamet kopacak? İnanamıyorum. Allah'ım öldüm mü? Burası cennet mi? Yaptım orospukların haklı hesabı yok. Şimdi ne yapacağım ben? Şapkamı kapatayım da aşkım, gebermeyin. Ayş. Allah kahretsin. Bütün fönün ağzına sıçtım. Oh my god. Ulan hangi gerizekalı bana dediyse karın altına kalkma, alışveriş videosu çek, yürü evden çık diye. Allah onun belasını versin. Ay kendime bela okudum resmen şu an dolaylı yoldan. Ama şu an aşkım elim felç. Hissetmiyorum. Annem de öyle bir giyinmiş ki. Yani ben anlamadım, görebiliyor musun dışarıyı? Kefenli çıksan. Kadın şapkayı gözüne kadar indirmiş, maske zaten burnunda. Ya görmesi imkansız etrafı. Görüş alanı kısıtlı. Annem kör nişancı bugün aydın. Kar altında ilginç görüntüler. Karda mahsur kalan alışveriş yapmaya giden YouTuber. Evet. Sağ elimdeki orta parmağı kaybetmeme son 10 saniye. Şimdi anneme söyledi. Beni çekecek. İnşallah çekecek. Beni çek dedim ama inşallah başına diğerine gidiyoruz. Gel anne. Senin anne şöyle almamız gereken dediğin bir şey var mı? Ne? Söyle böyle. Yumurta falan. Burada. Bu arada tamamen dolabı boşalttık yani. Hiçbir şey yok. Bayağı yok. Aa, burada börek var anne. Ne yapalım? Taze değildir o. Taze almak zorunda mıyız? Böreklerden alalım anne. Şöyle bunlar yeni çıkmış duydum anne. Annem hemen oradan yardıma geliyor ama. Anne hani sanki yardım etme gerek yok aşkım. Üzerimin hali peki, şu halime baktım. Fön, bir de fönü düşünüyorum. Fön falan. Elimiz yoksa nasıl yaşarız biliyorsun. Ispanaklı yer misin? Evet. İşte onun için başka bir paket alalım. Bunları böyle koymak için izinlik gelmiyor bana ya. Sonunda çantayı arabanın içine koyma fikri aklıma geldi. Böreklerimiz tazedir. Ispanaklı, patatesli. Şimdi bundan da 4 tane. Ezgi senden.
yakında inşallah ıspanaklanır. Nimet'e bir şey demiş gibi olmayayım ama göt kokuyor. Evet, şimdi böreklerimizi aldık Icecom. Keşke börekler... Niye biz girer girmez börek aldık? Maskemi rahatlıkla indirmenin sebebi market bomboş. Bu yüzden zaten erken geldiğimizde marketler boş oluyor. Kaç tane alayım Icecom? Kahvaltı. 5 tane hangidir? 5-6 tane. Hali bu kadar. Evet. Kontrol dışında bir şey istiyor musun? Hayır. Tamam. Hayır. No. No mu? Yes. Süt falan ya? Evet. Alalım aşkı. Laktozsuz şurvaydan alalım. Ay ben bugün ne kadar pratiğim. Coco Pocus falan filan. Ya, tamamen baştan aşağı kahvaltıma alışveriş yapıyoruz. Alalım değil mi? Sence ne alalım? Nesquik bence en iyisidir. Nestle. Nesquik. Nesquik. Just kidding. Alıyorum. Başka buradan zeytin falan var değil mi evde? Ben var diye hatırlıyorum. Gerek yok var. Tamam. Icecom, sence ne yemek istersin? Nutella, ben Nutella alayım da Sarelle seviyorsun sen diye biliyorum. Tamam. Burada Icecom. Ay anne şey yapacağım. Bir tane şu sarmalardan alacağım. Alakası yok ama bunları çok seviyorum. Yumurta aldım. Yumurta alayım, tamam. Aksine aramayayım asist. Abdest aldım resmen. Büyük. Bunu alıyorum. Large diyor. Large, büyük olan aşkım. Büyük yemeği seviyoruz biz ailece kardeşim. Saçmalığın son noktasındayım şu an. Bunu söylerken annem böyle ama. O kadar malsın. Şimdi burada duralım. Bak şeyle markete gittiğimizde de nefret ettiğim şey buydu. Bunlardan alıyorum. Paket yeter mi? Hı. Markette kimse yok ama uyarı aldım maskemi kapatmama dair. Doğru ama. Şimdi etrafı kırıcanlık. Aynen kaşar falan filan alacağız. Çünkü omlet yapacağız kaşar. Ay ama hiçbir şey yok. Her şeyden almamız lazım. Hangi kaşar sence? İyi. Murat Bey. O kesik mi? Değil. Değil kesik değil. Kaşarımız tamam. Bulgur peyniri alıyorum. Nerede o şey kutu ha? Güzel bir kahvaltı yiyeceksin ha bugün. Ah şaka yapıyorum. Şey yok, sosis yok, ne yapacağız? Bana piliç. Bana piliç ama. Sosis yok aşkım. Var mı bana öyle? Saf saf. Aman illa sosis mi yiyeceğiz aşkım? Başka şey. Sosis biliyorsunuz bu aralar hiç yararlı şeylerden biri değil. Ve işte o margarin gibi şeyler alacağız evet. Değil mi? Bak hangisi sence o? Ay ben bilmiyorum. Kutu. Şey bunlardan almamız gereken bir şey var mı? Annemin en büyük gereği. Annemin için annemin en gereksiz huylarından biri şu. Bir şey markette söylemez. Eve gidince der ki keşke alsaydım. Ve ben çok sinirlenirim. Aşkım. Baktıkça aklıma geliyor bu arada. Hiçbir şey bilmiyorum. Bundan önceki alışveriş videom benim arkadaşımla oldu. Ya kameramanla çektim. Benim bundan önceki kameramanla çektiğim alışveriş videomda beni görme dumura dönmüşüm. Ne alacağımı şaşırıyorum. Oradan oraya koşuyorum. Şimdi bir bakayım ne aldık. Beni strese sokan biri yok. Sana ya. Şunlar, evet buradan. Luna'yı alıyorum. Tamam. İyi mi? Bunları annem i̇şte. Alıyor. Annem senin evin olsaydı sen orada bakardın ne gerek bilmem ama. Ben evde yemekleri yapmadığım için bilmiyorum böyle şeyleri. Sadece ufak tefek şeyler hazırlarım. Ya profiterol falan. Sucuk alalım. Hiçbir şey yok burada yemin ediyorum etsel her şeyi tüketmişler her zamanki her şey gibi. Sucuğa benziyor. Acılı kasap sucuğuymuş. Çok güzel olur. Acılı biz şanlıur falan evet, olduğumuz için aşkım. Bugün de aramızda hayata son gün. İyi insan severdik. Migros'a gelip kendine dana sucuk alırdı aşkım. Pizza mı? Hı. Bak dondurulmuş pizza. Evet. Kahvaltıda ama annemin istediği şey. Dondurulmuş dolabı olmasın lazım burada. Şu
Dondurma alalım. Evet. Dondurma kahvaltıyla ne alakası var derken aşkım gelmişken bir şeyleri de tamamlayıp gidelim. Ya çünkü dışarıya ben ölsem bir 40 yıl falan çıkmayacağım. Şimdi sabır. Bakıyorum kahvaltılık başka ne almam gerek diye. Hiçbir şey almadık ya, Allah kahretsin. Yoğurt falan filan gibi şeyler evde var. Bakıyorum. Baktım. Peki senin telefon başında korkman anne. Ay. Okulda bir gün bu vegan şnitzellerin şeyini yapmışlar. Aa dur. Salam değil mi? Salam almayı unuttuk mesela. Aa bu da küçücük şey mi olur? Bu kime yetecek? Aşkım. Hoşlanmam. Ay maskemi kapatayım artık, yemin ediyorum. Hiç değilse parmağımı falan da yalayayım ki Ebru Ebru. Reyonu falan yalayayım korona olmak için. Aa kendi davetiye çıkartıyorum. Bu kadar sorumsuzluk hayatıma gördüm. Salama benzer bir şey var mı? Normalde salam, sosis gibi uzun büyük kalın şeyleri her zaman ilgi hemen görmüşümdür ama şu an göremiyorum. Şu an görüş alanı çok kısıtlı. Annem yanımda diyormuş. Şaka yapayım. Yok salam, kalmamış. Ya da başka dolapta falan gezdikçe görürüz. Hayır. Çikolatayı çalmadım. Ne? Çikolata. Çikolata yemeyeceğim. Ne çikolatası? Ha, evet gece evet. Uyanıp. Gece uyanıp ne? Derken anne. Aa bu şeyimiz çıkmış. Bundan alalım mı? Güzel oluyor, ben bunu seviyorum. Yani şey diyorsun, atıştırmalık bir şeyler alalım, çikolata falan. Alalım. Bu arada kahvaltı alışverişi oldu bence, normal alışveriş. Yani şimdi kahvaltıyı seçiyorum. Mahvettik aşkım, kalmadım. Kahvaltı mahvaltı. Bakıyorum. Şunlardan seviyoruz biz. Bizimlerden sevenleriz. Bundan alıyorum. İşte parçalıklı sütlü çikolata diyor. Merak ettim, alacağım. Ya bir şey diyeceğim. Anne sen bana niye bunları aldırıyorsun? Ya ama kilo alıyoruz. Var mı özel bir şey istediğin? Hayır. Çikolata bölümünden falan. Ama abi burası bir adres oraya değil. Ay yanlış kapı. Ay ekmek kız ekmeği pakete koymuşlar. Açar bulacaklar. Şunlardan severim ben. Ay bir şey çıkmış. Ne diyeyim şu? Tay sosluymuş. Şu kediler de bence güzel gözüküyor. Ben bilmiyorum. Ben abi videoda bak şaka maka bir şey söyleyeceğim sana. Anneme de söylüyorum. Videoda bana bir şey oluyor. Göz gözü görmüyor. Para harcayacağım diye mi ne oluyor anlamıyorum. Ama bir şey gelmiyor aklıma. Alasım gelmiyor. Böyle bakıyorum salak salak. Başka şunlardan sana alayım mı? Al, o çok güzel. Dizi. Çok da sen dizi. Öyle bir şey vardı ne? Düşmanlarım dizi. Bizi çekenler, ay bilmiyorum öyle bir çıkıyor, bilmiyorum. Roman havası işte. Cips falan da alacağız. İçecek. Kola falan vesaire evde var diye hatırlıyorum. Maden suyu yok. Tamam alalım. Şunlardan, bundan içiyorsun değil mi sen? Hı hı. Annem bugün bende kalacağı için annemin de içeceği şeylerden seçmeye çalışacağım. Ben Red Bull alayım aşkım. Kahvaltı için meyve suyu almayı düşünüyorum sence. Şeftali alıyorum aşkım. Ay maskeyi sürekli açıyorum, Allah kahretsin. Yani şey korkusu büyük ihtimalle maskeyi açmamın nedeni. Sesim gelmeyecek. Biraz daha yakına gelerle zaten sabah sabah yüzüm şişmiş, git yapma. Börekler altta felç geçirdiler. Bunu çek. Hangi gerizekalı dedi börekleri önce alalım. Çapraynaz vesaire var. Tamam. Mun vesaire gerekli mi? Okey. Aynen böyle. Yeterli. Arabamızı alıyoruz. Devam ediyoruz. Kahvaltılık başka bir şey yok değil mi? Enlisin. Dur buraya böyle odaklandım ya. Kasaptaki adam böyle. Havayı geçti. Ekmeği unutmayalım.
duyduğuma göre ya uzmanlar araştırmışken yüksek yerlerde ağlamak sağlığa yararlı geliyormuş. Duydun mu? Bir tane hatta Türk var, çılgın bir Türk varmış aşkım. Efes Dağı mıdır, Everest Dağı mıdır? Öyle bir yere çıkmış, orada ağlamış iyi geliyor diye. Kalp damar sağlığı için. Ay. Pringles. Gerçi neyse aldın. Neyse mi Pringles mı? Ne yemek istersin? Özel istediğin bir istek var mı? Aa şunlardan alalım. Bunların tadı çok güzel. Ülkeninkilerine çok bayılıyorum. Aa tam da 4 tane kalmış. Okey bir iç gel. Annesine biç demeyen de ne bileyim yani. Şaka yapıyorum. Şey diyor mesela, annem bu yazdıklarını görüyor mu yazmış bana bir tanesi. Storylerim açık ama mesajlara cevap vermiyorum. Ay şundan alayım anne, ben bunu çok severim. Bismillah çarpılıyordum. Mesela demiş ki annemin storylerime cevabı, anne çünkü ne biliyor musun? Bak şimdi annem eve geldiği gibi cam sil alalım, Allah çarpsın evde anne o aynı bok içinde. Herde annem ve böyle yaptı. Mika. Storylerini izliyorum. Allah kahretsin. Bok içinde yaşıyorsun. Hemen aynayı silmeye kalktık. Dedim ki anne dur, cam sil yok. Ben geçen. Bu arada aynadaki pislik değil. Ben yanlışlıkla yumuşatıcıyla silmeye kalktım. Dedim ki cam sil iyi temizliyorsa, yumuşatıcı yerleri parlatıyorsa, ben camı yani aynayı aşkım yumuşatıcıyla silersem daha temiz olur diye düşündüm. Kimseye de sormadım. Sildim. İlk sildiğimde böyle bal dök yala, ama ondan sonra bir baktım beyaz lekeler oldu, kurudu bir şeyler oldu. Onu silelim. Ya annemin storylerime verdiği cevap şu. Niye evi nasıl dağıttın? Niye temizlemedin? Ayna niye hala pis? O yüzden hiç bakmıyorum. Başka cam sil falan orada temizlik malzemeleri. Gel aşkım. Bir de bunları taşıması var. Ne yapacağız? Cam sil aynadaki lekeyi götür. Yoksa bir tuzluğu, kezaba falan ihtiyacım var. Bakıyorum. Hangisi cam sil ya? Bu ne? Ay buna da doğanın gücü yazmışlar. Bunlar da şampuana doğanın gücü. Temizlik malzemesi doğanın gücü. Ya, doğanın gücü başka şeyler yemiyorsunuz inşallah İslam. Her şeyde doğanın gücünü arıyorlar. Ben anlamadım bu işi. Aa cam sil yok. Var. Yok değil mi? Var. Ha nerede? Bakmak var sirkeli. Ne? Ha bu değil mi doğanın? Ay yok bu cam sil değil mi hayatım? Var deyip kendin de bakma peki. Aa burada. Cam silini alıyorum. Peki. Acaten cam sil diye bir marka var. Glasses cleaner. Çamaşır deterjanı da yok. Ya saçmalama, bunu taşımam ben eve kadar. Oha. Bu kar yağıyor. İşi mi bunu götüreceğim? İnşallah şaka yapıyorsunuz annem. Yoksa bak burada ne var? Ay şaka yaparım. Ne oldu? Ay anne. Neyse aşkım, biz şimdi alacaklarımız bitti değil mi? Evet. Ben şimdi kasaya gidiyorum, kasada. Bilmiyorum orada çeker miyiz? Çünkü insanlar pek çekmek hoşuma gidiyor. Neyse hadi gel kasaya gidiyoruz aşkım. Marketten çıktık inşallah. İnşallah. Ben pek ümitli değilim. Dışarıya çıktık ve kar erimiş. Geçen ben içerideydim, böyle dedim ki fotoğraf çekileyim işte bahçede botlarla falan. Kalktım aynanın önüne oturdum, perdeyi kapattım, aynanın ışıklarını yaktım. Bak en fazla makyajım 20-25 dakika sürmüştü. Sonra anne perdeyi bir açtım, kar yok dışarıda. Makyajım bitince. Dedim ama kahretsin, keşke dedim makyaj yapmadan girip çıksaydım. Yani bu demek oluyor ki aşkım, makyaj yaparken dünya yok olabilir. Şimdi biz şeyleri servisledik. Onlar biz eve gitmeden gelmiş olurlar. Her şeyi aldık, bir tek şeye uğrayıp böyle şey yapacağız değil mi? Ekmek. Tamam. Ekmeği bu arada oradan niye almadık? Taze olayı, ya bu bende de var ama ben yemiyorum ama yine de eve ekmek aldım mı başkaları için veya biri gelecekse taze tercih ediyorum. Bu da şeydir ha. Her şeyin tazesini alıyorum, her şeyin organiği. İşte ay, bir kere gittik işte marketteyiz. Arkadaşım marketteyiz, bir baktık bizim önümüzde iki kişi var ve her şeyin veganını ve organiğini almışlar. Her şeyin. Neydi böyle, kusura bakmayın ben öyle yaşayamam aşko. Öl daha iyi. O ne öyle?
her şeyin vegan, her şeyin tazesi. Allah kahretsin. Aşkım biz zaten olmuşuz paramparça. Asıl bayatlamışız. Hayat beni bayatlatmış. Bir de milkshake'lerin tazesini mi arayacağım? Geldik aşkım. Poşetlerimiz falan filan gelmiş. Hepsini gösterecek halim yok. Anyway. Poşetlerimiz gelmiş bize ve gelmeden. Aşkım video buraya kadar. Bak ben sana ne dedim. Videonun başındaki başladığım hali şimdiki bir mi? Karma kalmamışlar. Anne sakın onu bana fırlatırsa. 24,5 Zara çantayla senin ağzına. Üç çocuk annesi al şu anne. Bak seni var ya şimdi ben. Aşkım geber. Arkada Terminator çıktı. Ah kulağım sağ kulağım. Ah. Anne Allah beni. Öyle bir. Ya anne tamam artık sıçtın sen. Yemin ederim seni çantadan mantadan alacağım. Anyway aşkım. Sizi kocaman öpüyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsınız. Girl. Yani farklı bir video olsun senin. Sabah böyle kalkıp kahvaltı bir şeyler aldığımız. Alışveriş çektiğimiz aşkım. Ah! 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 Just kidding. Oy gebereceğim ben şimdi aşkım. Saçım, başım, götüm, başım birbirine girdi. Saçıma bak ya. Eve gidince kahvaltım tabii ki saçlarımı tabii temizlik kavramını kendine şey yaparsam. Anyway, saçko sizi öptüm. Görüşmek üzere.